Sevgili seyirciler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV'ye hoş geldiniz. Bir gündem özel programıyla daha karşınızdayız. Bu hafta yine Aksaray'ı tanıyacağız. Aksaray'ı tarihi ve kültürüyle, özellikle turizmiyle sizlere anlatmaya çalışacağız. Gündem özelin bu haftaki konu ise İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan. Sayın Doğan yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Dilek Hanım. Teşekkür ediyoruz. Nasılsınız hoş öncelikle? Teşekkür ediyorum. İyiyiz Allah'a şükürler olsun. Sizler de iyisinizdir. inşallah. Teşekkür ederiz. Sayın Doğan aslında çok yoğun bir haftada sizi stüdyomuzda konuk ediyoruz. 15-22 Nisan tarihleri arasında Turizm Haftası'nı kutlayacağız. Ve gerçekten hummalı bir çalışma içerisindesiniz. Öncelikle programa şöyle bir girizgah yapmak istiyorum. Aksaray'ı nasıl anlatırsınız? Tarihi ve kültürüyle ve turizm potansiyeliyle nasıl tanıtırsınız? Efendim Maksaray e, tarihini biz büyükten başlatıyoruz. E, zira şu anda elde edilen veriler e, çerçevesinde e, şehrimizin tarihini büyükteki kazılarda elde edilen verilerle büyükle başlatıyoruz. Burada Profesör Doktor Mihriban Özbaşaran hocamızın kazıları devam ediyor. Bununla beraber iki farklı noktada da kazılarımız sürüyor. Diğeri de e, Güvercin Kayası, e, bugünkü Mamasın Barajının bulunduğu Bölgede, Diğeri de Acemiyük bölgesi. Bunlar şehrimizin e, eski dönemlerini aydınlatan merkezler. Bu sebeple şehrimizin tarihini biz buradan başlatıyoruz. Ve en son elde edilen verilere baktığımızda da M.Ö. 8500'lere ait veriler elde edildi. Hocanın ifadesiyle bu 9000'lere doğru e, şu anda kazılar devam ediyor. E, ve toplamda da 11.000 yıllık bir geçmiş olan şehir. Bu haliyle Aksaray, kendi bölgesinde hatta Anadolu içerisinde en eski yerleşim merkezlerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Biz de genel olarak şehrimizi ifade ederken 11 bin yıllık kültür ve medeniyet şehri Aksaray olarak ifade ediyoruz. Böylesine tarihi olan, tarihi derinliği olan bir şehrin sonraki süreçlerine de baktığınızda özellikle konumu itibariyle çok fazla medeniyetin gelip geçtiği, Hı -hı. ...önemli eserler bıraktığı bir merkez olarak karşımıza çıkıyor. İnişli çıkıştı olduğu dönemleri var. Aksaray'ın yükselmesi, efendim e, belli dönemlerde bu e, öz, e, özellikle e, gerilediği dönemler de var ama... Hı -hı. ...genel olarak baktığımızda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Aksaray e, zengin e, bir kültür ve tarih şehri. Bununla beraber e, Allah-u Teala'nın ihsan ettiği e, çok farklı güzellikleri de Aksaray'da görüyoruz. Yani kültürel yönü kuvvetli olmasıyla beraber turizm ögeleri de çok güçlü bir şehir. Çok Dolayısıyla yingin. biz Aksaray için şu ifadeyi kullansak yanlış bir ifade kullanmış olmayız. Evet. Aksaray kültür ve turizm şehri. Evet. Bu noktanın geliştirilmesine yönelik çaba gayretler ortaya koymaya çalışıyoruz. Yani zaten potansiyel var Aksaray'da. Evet. Ama bu potansiyeli biz nasıl ulusal ve uluslararası mecralarda nasıl anlatabiliriz? Bunun gayretiyle şehrimizin değerlerini ortaya koymaya ve bunun da bizim dışımızdaki şehirler ya da ülkeler tarafından algılanması için çaba sarf ediyoruz. Çalışmalarımızı ulusal boyutta yapmaya gayret ediyoruz. Evet Sayın Doğan aslında Aksaray dediğimizde Kapadokya'nın giriş kapısı diye nitelendiriyorsunuz. Bu şekilde bir tanıtım sloganı mı diyelim? Bu oturmuş durumda. Yani evet. Aksaray'dan bahsettiğimizde Aksaray'ın giriş kapısı de, bu ifadeyi Kapadokya'nın giriş kapısı özür dilerim bu şekilde bir ifade var. Bunu kullanıyorlar ama biz bunu bu şekilde kullanmasın yanlış olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Çünkü e, bir şeyin giriş kapısı demek asıl olan yere girişin e, hemen öncesindeki yer gibi algılanıyor. Bu giriş kapısı ifadesini biz e, kullanmıyoruz. Biz Kapadokya diyoruz direkt. Kapadokya Aksaray'da başlar. O zaman Dolayısıyla e... giriş kapısı mandalı e, falan şeklinde değil. Aksaray Kapadokya'nın ta kendisidir. Kapadokya isminin doğduğu da yerdir. Hı hı. Kabadokya isminin doğduğu yer Ihlara Vadisi'dir. Evet. Ihlara, e, Hara, Harala, Ihlara, e, Hilere e, sıcak su anlamına geliyor ve bu tabi Güzelatlar ülkesi tabirinin hı hı. ilk kullanıldığı bölgelerden birisi Ihlara Vadisi. Dolayısıyla biz Kabadokya diyoruz kendimize hı hı. Kabadokya Aksaray. O zaman... E, ya... Yani, Doğru bildiğimiz bir yanlışı buradan düzeltmiş olalım. Evet yani bunu özellikle bütün Aksaray'daki hı hı. hemşerilerimizin de bu şekilde ifade etmesi önemli. Biz Kabadokya'nın kıyısı, kenarı, batısı falan değiliz. Kabadokya'nın tam merkezindeyiz çünkü Kabadokya'nın en güzel vadileri bizde. Hı hı. Kabadokya'daki güzel peribacaları ve en büyük kaya uyma mekan, Selim'e katedrali bizde. Kapadokya'daki en fazla yer aldı şehri Aksaray'da. Kabadokya'nın ve genel özelliklerine baktığımızda termal kaynaklar dikkatimizi çekiyor. Evet. Kozaklı gibi falan. Hı hı. Termal noktalarda da dört farklı noktada termal kaynaklarımız var. Ve Kapadokya'yı oluşturan asıl etmen bizde Hasan Dağı. Evet. Kapadokya dediğimiz bu hı hı. coğrafyanın oluşmasını sağlayan Erciyes'te Hasan Dağı'nın marifetidir bunlar. Yani bu iki volkanik dağımızın hı hı. bölgedeki faaliyetleri sonucunda Kapadokya oluşmuştur. Dolayısıyla hı. eğer biz Kapadokya'yı bir noktada ifade edeceksek, bunun adı Kayseri ile Aksaray arasından bunu çizmek lazım. Ve burada Kırşehir'e, efendim Nide'ye, Kayseri'ye, Aksaray'a ve tabii ki merkezdeki şehirlerimizden birisi Nevşehir'e değinmek lazım. Hı hı. Biz Kabadokya'yı bütün olarak görüyoruz ve Kabadokya'nın, bu şekilde daha fazla turisti ağırlayacağını da düşünüyoruz. Yani Kapadokya'yı belli bir bölgeye ha, e, efendim hapsederek esasen e, böylesine güçlü bir dest destinasyonu zayıflatıyoruz. Hı hı. Biz bu çerçevede bölgedeki bütün il müdürlüklerimizle de birlikte çalışıyoruz. Hı, hı. Türkiye'de ve uluslararası mecralarda fa, bu şekilde e, anılmasını da biz doğru bulmuyoruz. Kapadokya'da bugün Niğde'de Gümüşler Mabedi var. Hı hı. Yani belki Kabadokya'nın en özel alanlarından bir tanesi. Yine bölgeyi zenginleştiren Hacı Bektaş varken Ahi Evran var Kırşehir'de. Bizde Somuncu Baba var, Yunus evet. Emre var, Tapduk Emre var. İşte Kayseri'nin Selçuklu eserlerini nereye koyacağız? Ve Kayseri'deki de yine Kabadokya'da görebileceğimiz çok güzel doğa harikaları Kayseri'nin sınırlarında da var. Hı hı. Böyle düşündüğümüzde Kapadokya'yı bir bütünsellik içerisinde evet. el alıyoruz ve inşallah Antalya Kayseri hızlı tren hattının tamamlanmasıyla bizim bölgedeki turist sayısını 2 milyon değil de daha yüksek rakamlarda görebileceğimizi tahmin ediyoruz. Çünkü bölgede Antalya'ya her yıl 10 milyonun üstünde turist geliyor. Evet. Antalya-Kayseri hızlı tren hattı tamamlandığında en fazla bölgeye özellikle Antalya bölgesine gelen turistlerin kültürel manada uğrayacağı kültür turizmin noktasına gideceği yer Kabadokya. Evet, Açık Hava Müzesi aslında evet. bu bölgeyi bir bütün olarak da ele aldığımız aslında çok da doğru bir noktaya değindiniz. Ee, ben de çok memnun oldum aslında çünkü e, artık dilimizde pelesenk olmuş hani e, Aksaray'ın giriş Kapadokya'nın giriş kapısı Aksaray diye. Şimdi e, Sayın Doğan aslında e, Aksaray'ın e, tanıtımı konusunda e, birçok e, faaliyet yürütüyorsunuz, etkinlikler düzenliyorsunuz. Özellikle uluslararası mecralarda, işte e, Emit Fuarı, Expo Travel Ankara e, Festivali, e, bunun dışında yine uluslararası Aksaray Sempozyumu ve bu yıl bildiğim kadarıyla ikincisini düzenlediniz. Evet. Ve bu e, sempozyumdaki e, çıkan çalışmaları da kitap haline getiriyorsunuz. Biraz buna değinebilir miyiz? E, tanıtım ayağında e, festivaller, fuarlar... E, sempozyumu özellikle biraz açabilir miyiz? Efendim biraz önce şehrimizin potansiyelinden bahsettik. Böylesine e, potansiyeli yüksek bir şehrin e, anlatımı noktasında da güçlükler çekiyoruz. Hı hı. Yani e, böyle bir kurumun e, veyahut da sivil toplum örgütleri çerçevesinde yalnızca bir sivil toplum örgütünün e, bu denli zengin bir şehri anlatabilmesi mümkün gözükmüyor. Hı hı. Bu çerçevede başta valiliğimiz yani Aksaray Valiliği, şehrimizin bu yönünü her platformda ortaya koymak adına bizlere çok güç veriyor. Sayın Valimizin buradaki direktifler çerçevesinde biz çalışmalarımızı yürütüyoruz. Burada yine güçlü bir kurum olan Aksaray Belediye'miz. Özellikle de Belediye Başkanımız Haluk Şahin Yazgı şehrin kültürüne, sanatına, turizm değerlerine ayrı bir ehemmiyet veriyorlar. Ve bizlere de bu noktada çok ciddi güç veriyorlar. Yani biz çalışmalarımızı, Sanayi Ticaret Odası, Aksaray'daki Aksaray şehrinin Hı -hı. tanıtımını kendisine vazife olarak gören derneklerimiz, Hı -hı. başta Aksaray Belediye'miz, valiliğimiz, diğer kurumlarımızda çok iyi ilişkilerimiz var. Hı -hı. Çünkü bu önemli bir vazife ve bunu Kültür Turizm İl Müdürlüğü olarak falan başarma şansımız yok. Yani Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak biz üstümüze düşeni yapıyoruz ama bunu el birliği çerçevesinde yaparsak diğer şeyler de böyle yapıyor. Yani bugün e, yemekleriyle, türküleriyle veyahut da folklorik bir değeriyle e, ya da sportif bir e, özelliğiyle Hı. öne çıkan bir şehri siz tek başına bir kurumun belli noktaya taşıdığını söyleyemezsiniz. Mutlaka. Bu çerçevede bu işbirliğini biz altını çiziyoruz. Yani biz şehrimizdeki bu etkinliklerdeki tek gayemiz bu şehrimizi Aksarayımızı e, 1989 yılında vilayet oldu. 1989'dan sonra çok hızlı gelişti. Burada onlar da hayırla ya ediyorum... yani Aksaray'ın vilayet olması belki de atılacak en öne birçok faaliyet yapılıyor biz evet. de yapıyoruz herkes yapıyor ama bana göre Aksaray'ın tarihindeki dönüm noktalarından bir tanesi o insanların o siyasilerimizin büyüklerimizin işte buradaki sivil toplum örgütlerinin 1989 yılındaki o çabası rahmetli Özal'ın tekrar bunu ben şehrimizin gelişme noktasında dönüm noktası olarak görüyorum. Diğer bir dönüm noktası tabii ki 1920 yılıdır. Ee, özellikle Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Atatürk'ün e, şehrimizi vilayet yapmasıyla başlayan süreç de çok önemli. Bugün şehrimizin merkezindeki bizim ibretle ve hayranlıkla e, seyrettiğimiz binaların çoğu o dönemden kalma. Hı hı. Yani Cumhuriyetimizin ilk yıllarında evet. biz vilayetiz. E, bu durum 33'e kadar devam ediyor. 33'te falan şehrin matbaası var. Ve birçok şehir gazete falan çıkartamazken bu şehir vilayet gazetesi çıkartıyor. Yani şehir kültür ve savaşın o kötü dönemlerinde savaştan çıkmışız, kütüphane binası yapıyoruz düşünebiliyor evet. musunuz? Onları hayırla yad etmek yani lazım. Bu, bizim Cumhuriyet dönemi eserlerimiz de çok nadide eserlerdir. Yani Hı -hı. çok insanlar Cumhuriyet döneminde mi yapılmış bu eserler? Yani Cumhuriyet döneminin ilk dönemlerinin mimarisini de biz çok güzel buluyoruz. Hı hı. Mesela bizim vilayet binamız evet. Aksaray vilayeti şu anda Sayın Valimizin bulunduğu bina da yine Cumhuriyet döneminde yapılmış bir binadır. Ve şehrimizin sembollerindendir. Evet, Bir taç gibi aslında merkezin göbeğinde. Yani çok estetik. Şimdi İlhal Kütüphanesi'ni yapan insanların özellikle o dönemdeki ilk valimiz Abdullah Sabri hı hı. Karter Bey ve diğer büyüklerimiz mesela milletvekilimiz Vehbi Çorakçı. Hı hı. Bu insanların o dönemin şartlarında e, vizyon sahibi insanlar olduğunu e, söyleyebiliriz. Çünkü e, o dönemde yapılan kütüphane 2018 yılında il ilimizin e, kütüphanesi olarak görevini devam ettiriyor. Şu anda e, kütüphane ile ilgili özellikle Aksaray Belediye'miz, Bakanlığımız, Valiliğimizin bir çalışması var. Evet. Yeni bir il halk kütüphanesinin daha böyle iş işlerli olan, Hı. daha geniş e, ve e, 2000'li yılları ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir kütüphane planlaması yapılıyor. Ama bu kütüphanemizi her halükarda biz bir ilim yu, yuvası olarak çünkü bilgi evidir. ismi de hı hı. kütüphane olarak bilgi yurdu hı hı. olarak konmuş o dönem için. Bu yüzden bu eserlerimizi de önemsiyoruz. Yani o yokluk döneminde eğitim müessesesi açıyorlar. Şu anki Aksaray Lisesi binası da o yıllarda 1924 evet. yılında. İşte bu da şunu gösteriyor: Bu şehre yakışan ilimdir. Çünkü şehrin ismi Darül İlimdir. Evet. Bu şehrin ismi birçok kayıtta Darül İlim olarak geçiyor. Yani ilim şehri. Darül Süleha olarak geçiyor. Çünkü burada e, o Moğolların Anadolu'yu kasıp kavurduğu dönemlerde Doğu'dan Konya'ya, Aksaray'a, Kırşehir'e çok önemli insanlar göç ediyor. O kargaşa ortamında Aksaray bir e, suhulet noktası ve burada insanlar eserlerini e, vücuda getirmeye devam ediyorlar. Burada Seyfi Fergani. O dönemin onun da divan çalışmasını inşallah yapıyoruz, üzerinde çalışıyoruz. Hı hı. O, o dönemde Yunus Emre'si, Tapduk Emre'si, bölgedeki Ahi Evran Kırşehir'deki, sonraki gelen süreçlerde de bu şehrin çok önemli yetiştirdiği insanlar var. Somuncu Baba, e, Aksaray'da Metfun oğlu Yusuf Hakiki Baba ile beraber, e, yalnızca bizim şehrimiz için değil, Anadolu'nun birçok şehri için e, çok ciddi manada bir irşat vazifesini üstleniyor. Hı hı ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında da o devletin yetiştirdiği talebeleriyle şekillenmesinde çok ciddi görevler üstleniyor Somuncu Baba Hazretleri. Çünkü Somuncu Baba Hazretlerinin pek fazla öğrencisi vardır ama Hacı Bayram-ı Veli gerçekten onun yetiştirdiği önemli öğrencilerinden bir tanesi. O da Akşemseddin'i yetiştiriyor. Akşemseddin de hepimizin bildiği gibi İstanbul'u fetheden evet. Fatih Sultan Mehmet'in hocası. Dolayısıyla Somuncu Baba'dan e, bu seslerin ilk halkası olarak İstanbul fetheden ruhun hı hı. Aksaray'dan başladığını biz söylüyoruz. Sonraki yıllarda da İstanbul şehri fethedilince yine Fatih Sultan Mehmet Aksaraylılarla şehri dolduruyor. Evet. Aksaray'ın bu ilim adamlarını, zanaatkarlarını, e, efendim müfessirlerini, muhaddislerini, hafızlarını e, ve halkını İstanbul'a e, götürüyor ve bu yeni fethettiği şehrin Türklük ve İstanbulluk'la yoğrulması noktasında Aksaray'dan istifade ediyor. Hı hı. Bu açıdan da şehrimiz e, son derece Osmanlı Devleti tarafından da bilinen bir şehir. Yani Selçuklularla başlayan süreçte şehir ilim merkezidir ve şehrin birçok noktasında sayısız medreseler oluşturulmuş. Hı hı. Zaten bu sebeple Somuncu Baba'da ilk gelişini Aksaray'a çünkü Zinciriye Medresesi Anadolu'da namını duyurmuş medreselerden evet. birisidir. Şehrin e, bu yönüne özellikle dikkat çekmek istedik. E, şehrin farklı isimleri de var. Mesela şehrimiz için Kubbetül İslam ifadesi de kullanılıyor. Hı. Yine e, Selçukluların Konya, başkent Konya'dan sonra ehemmiyet verdikleri en önemli ikinci şehir olarak karşımıza çıkıyor. Bunun tarihi kayıtları da geçiyor. Hı hı. Selçuklu hükümdarları buraya çok önem veriyor. Mesela bunlardan bir tanesi Kırcastan, ikinci Kırcastan. Baştan başa şehri donatıyor mimari eserlerde saraylar yaptırıyor, medreseler yaptırıyor, kervansaraylar. Sonra kendisinden sonra gelen Selçuklu sultanlarından Alaaddin Keykubat, İpek yolu üzerindeki en önemli kervan bir tanesi olan Sultan Hanını inşa ettiriyor. Bugün 500 bin'e yakın ziyaretçisi olan bir kervan sarayı burası. Evet. Aksaray'ın o büyük insanların yaptığı eserlerle bugün bir turizm merkezi olduğunu söylüyoruz. Biz nereyi, nereyi göstereceğiz şimdi? Alaaddin Keykubat'ın yaptığı kervansarayı gezdiriyoruz. Hı hı. Yine Alaaddin Keykubat'la ee, işte e, Key sürevin yaptırdığı Alay Hanı, şey, ağzı Karahanı gezdiriyoruz. Hı hı. İpek Yolu üzerindeki en esaslı kervansaraylar, e, Aksaray vilayeti sınırları içerisinde. Evet doğru. Yani bunları e, bu şekilde bilip hem e, alttan da çok iyi bir nesil geliyor Aksaray'da. Belli dönemlerde belki e, vilayetliğimizin ilk dönemlerinde, ondan önceki dönemlerde çocuklarımızın okun, okuması yönünde e, biraz gerilerde kalmışız, hı hı. özellikle yurt dışına. ...topraklarımız geniş olduğu için tarımsal alanlarda çocuklarımızı değerlendirmişiz aksaraylar olarak. Şimdi bazen şu soruluyor yani Aksaray'ın bu potansiyelinin daha büyük bir şekilde yansıması gerekirken nasıl olmuş bir gerileme? Efendim e, her şeyin başı ilim. Yani sanayide de gelişeceksen e, ilimle, eğitimle, kültürel evet. çalışmalarla oluyor. Yapacağın her türlü etkinlikte e, okunmak, okutmak, kitaplar, ilim başta geliyor. İlmi ihmal ettiğinizde her alanda gerir, gerilersiniz. Sağlık alanında da gerilersiniz, eğitim alanında gerilersiniz, bürokraside de gerilersiniz. Hı hı. Şimdi gelen çocuklarımızın çoğu okuyor. Fen liselerinden işte e, sosyal bilimler liselerinden çok pırlanta gibi gençlerimiz geliyor ve bunlar gelecekte Aksaray'ı öyle bir temsil edecekler ki bizim dahi temsil edemediğimizden daha iyi temsil edecekler. Yani biz bunu şöyle değerlendiriyoruz. Buyurun. Bir e, kayıp dönem olmuş olabilir. Yani özellikle yurt dışına Gitmiş çok, e, efendim Aksaray'ın e, yararına çalışmalar belki burada kalsalardı da yapabileceklerdi ama bu insanlar gittikleri yerde de çok başarılı olmuşlar. Hı hı. Çok gurbetçisi olan bir şehir Aksaray. Bu geçim derdiyle, başka sebeplerle e, ne yapmış? Aksaray'ın insanı çocuklarını o dönem için okutamamış. Ama şu, şu anda gerçekten bir okuyan nesil var, e, kütüphaneleri kullanan çocuklarımız var. Ben Aksaray'ın gelecek yıllarda bu yönüyle çok umutlu bir döneminin olacağını düşünüyorum. Evet aslında eğitime ve ilime değinmişken bir protokol imzaladınız. Aksaray Belediyesi, Valilik ve yine İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde öğrencilerimizi yani kendi şehrimizdeki öğrencilerimize bize tanıtıyorsunuz önce bir tarih kültür gezisi düzenliyorsunuz öğrenciler için bu da aslında çok anlamlı bir hizmet birazcık buna değinebilir miyiz nasıl gidiyor çalışmalar? Bu çalışmalar yapacağınız müstakil çalışmalardan çok daha kıymetli yani geleceğe Hı. olan çalışmalar yani evet. orta vadeli uzun vadeli çalışmalar vardır bir de kısa vadeli çalışmalar bu uzun vadeli çalışmalardır çünkü buradaki o çocuklardan hepsi olmasa bile 10 tanesi Aksaray'ın nedenlik kültürel bir e, potansiyelin olduğunu algılaması daha sonra bu çocuk farz edelim ki doktor oldu Hı -hı. farz edelim ki bir öğretmen oldu Veyahut hatta başka bir görevi ifade ederken Aksarayı çok iyi bilerek gittiği her yerde temsil edecek Hı -hı. şimdi bir slogan vardır o hoşuma gider benim biz inandık siz de inanın diye falan evet. genelde spor takımlarda Hı -hı. falan ee, seyirciler çok kullanır bunu. Şimdi Aksaray'ın anlatılabilmesi için iki şeye ihtiyacımız var. Bir e, hatta üç şeye ihtiyacımız var. Bir şehrinizi e, çok iyi bilmeniz gerekiyor. Yani anlatabilmek için. İki, şehrinize e, yani bilmenin yanında bir de e, şehrinizde özel bir e, diyaloğunuzun olması lazım. Gönülden. Yani e, bizim Aksaray'ın tabiriyle içinizden göpçümesi lazım. Yani şehir <laughs> evet. yoksa kuru kuruya Aksaray sevdası değil de gerçekten şehrinizi seveceksiniz ve bu şehri her şeye layık göreceksiniz. Yani efendim ya bizim Hasan Dağından olur mu? Bizim Yunus Emre bizde mi? Falan bunlarla bu iş olmaz. E, kesinlikle özden inanacaksınız. Özden inanmadığın şeyi millete nasıl inandıracaksın? Evet nasıl anlatacaksın? O yüzden bu çocukların önce Yunus Emre'ye, Somuncu Baba'ya, bu şehrin her bir değerine içinden bir inanması lazım. Sonra bilmesi lazım. Sonra da önemli görev alması lazım. Evet. Bakın üçüncüsü olmadan da olmaz. Yani bu ülkenin Dışişleri Bakanı ama Aksaray'ı çok iyi tanıyor. O zaman Aksaray'ı çok daha üst platformlarda anlatabilecek bir göreve ulaşmış. Hı -hı. O yüzden bizim Aksaray olarak bu çocuklara ihtiyacımız var. Yani bu çocukları böyle yetiştirmemiz lazım ve bu, bu protokol bu açıdan önemli. Daha fazla öğren yerimizi gezdirmek istiyoruz. Yani önce bizim kendi Aksaray'ımızda evet, okuyan merkezdeki... çocuklarımız bunu bir tanısınlar, Aksaray'ı bir bilsinler. O, ben mesela bu noktada gün geçmiyor ki Aksaray'a da yeni bir şey öğrenmeyin. Hı hı. Yani Aksaray'ın bu potansiyelini bizim e, anlatabilmemiz gerekiyor. Bunun içerisinde bu çocuklara ihtiyacımız var bunun içinde. E, gelecek dönemdeki çocuklarımız şehrimize dair çok iyi e, bilgiye ve motivasyona sahip olarak şehri anlatacaklar. Bu proje bu açıdan önemli. Evet, e, gerçekten çok anlamlı güzel bir proje. Teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür edelim öğrencilerimiz adına. Şimdi e, sayın Doğan aslında e, keşfedilmemiş kapalı bir kutu Aksaray turizm açısından e, şöyle bir gelişimine baktığımız zaman e, bugün e, sanayi ve tarımsal olarak daha hani e, önde görünüyor. Turizm birazcık daha dediğiniz gibi bir gerileme dönemi içerisinde ama siz e, Dediğim gibi e, yapılan e, çalışmalar, festivaller, fuarlar, uluslararası sempozyumlarla bunu aşmaya ve e, turizm yönünü öne çıkarmaya çalışıyorsunuz. Şimdi e, şunu söylemek istiyorum. Misafirlerimizin konaklaması için e, Aksaray'ın bu yönde bir eksikliği var e, ve dile getiriliyor. Bu yönde çalışmalar var mı? Yani ne yapılabilir? Ee, şimdi e, günübirlik bir e, tur değil de işte e, dışarıdan gelen misafirlerin, turistlerin konaklaması için çalışmalar var mı? Efendim bu, e, bu da e, bizim açımızdan çok e, öncelikli bir soru. Teşekkür Hı -hı. ediyorum. E, çünkü e, şehrin yalnızca anlatılması, tanıtılması e, bazen yeterli olmuyor. Çünkü her şeyi sizin ekonomiye de dön, dönüştürmeniz Tabii lazım. Ki, çünkü ki mutlaka. Katma değeri olmayan bir işi e, sürekliliği de olmuyor. Sürdürülebilir olabilmesi için bu sektörün içerisine girecek insanların e, buradan da e, ekonomik manada bir şeyler kazanabilmesi gerekiyor. Bu yönde eksiklerimizin olduğu doğrudur. Fakat e, bölgemizde e, buna rağmen e, ile beraber hı hı. en çok e, turizm çerçevesinde faaliyet gösteren şehirlerin başında yine Aksaray geliyor. Bunun e, yani bölgemizde hem turistlerin gezmesi yeterli olmayıp e, bölgede kalabilmesi için e, nitelikli tesislere ihtiyacımız var. Özellikle termal kaynaklarımız var. Termal kaynaklarımızın bulunduğu bölgelerde e, turistin veya yerli yabancı Hı. bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek özelliklere haiz e, konaklama tesisleri, restoranlar yapılması gerekiyor. Biz bunu önce başta Aksaraylı yatırımcılara Hı. sürekli buna rahatsız et, ettiğim birçok iş adamımız var. Hı. Şunu özellikle belirtiyorum. Diyorum ki ya bu hep Kafeler Caddesi'ne veya başka şehrin içerisine yoğunlaşmayın. Hı -hı. Benim e, Ihlara Vadisi, Güzel Yurt, Hasan Dağ bölgesi, işte e, İpek Yolu üzerindeki kervansaraylarımızın bulunduğu bölgelerde e, tesisler inşa edilmesi, buraya gelen turistlerimize yöresel lezzetlerimizin de tattırılabileceği Hı -hı. tesisler. Bu e, bizim kamunun dışındaki alana giriyor. Evet. Kamu olarak biz... E, Turizm bölgelerimizin yollarının yapımı, yürüyüş yolları, işte tabelaları bunları yapmaya çalışıyoruz. Ama bizim turizmde özel sektörü biraz daha girmesi lazım işin içine. Mesela diyoruz ki tarım şehri Aksaray. Ama tarımla ilgili onlarca yatırım yapan hemşerimiz var. Hı hı. Aynı şeyi turizme yapıldığını düşününsene. Bu Aksaray'ın nasıl kısa sürede turizm şehri olduğunu bize gösterecektir. Hı hı. Ben şuna inanıyorum. Tarıma, sanayiye, mesela organize sanayinde topyekun bir el birliğimiz var. Hı, hı. Bu el birliğini e, parasal manada, yatırım manasını kastediyorum. Diğer taraftan zaten tanıtım için kamu olsun, özel sektör, birçok insanla biz çabalıyoruz. Hı hı. Fakat benim elimde nitelikli bir restoran yoksa, benim elimde çok özellikli bir e, konaklama tesisi yoksa, benim çabalarım da gayretlerim de boşa gidiyor. Niye? Ben buraya turisti getirdim de diyor ki biz nerede eğleneceğiz? Evet. Bizim konaklayacağımız yerde şu özellik var mı? Ee, yani alternatif olanaklar sunabiliyor musunuz gibi şeylerle karşılaşıyoruz. Bunun için de biz e, yatırımcılarımıza diyoruz ki ö, turizm bölgelerimize yatırım yapın, butik otel açın, evet. efendim restoranlar yapın. E, potansiyel var. Yalnızca ıhları vasıtasında 500 bin ziyaretçi var. Evet. Bu insanların bulunduğu bölgeye gelen insanlara biz iyi hizmet sunmamız gerekiyor. Bunun için de e, özel sektörün Önce başta Aksaraylı yatırımcılar. Biz mesela bunu geliştirmek adına bölgeye turist geldi. Ben niye Aksaray'da kalacağım? Aksaray'ın görülecek yerlerini gördüm. Ne yaptık? 2-3 yıldan beri uğraşıyoruz. Balon turizminin Ihlara Vadisi'nde. Çünkü Nevşehir'e dair bir şey gösterdiğinizde direkt balonla giriş yaparsınız. Evet. Balon sembolik bir öge olmaktan ziyade ekonomik bir değere dönüşmüş. E, ee, Kabadokya'nın genelinde. Evet. Ve özellikle Nevşehir'de. Şimdi Kabadokya'nın içerisinde bir şehir miyiz? Evet. Balonun uçuş yapıldığı sahaları inceledim ben. Balonun uçuş yaptığı sahaların daha güzellerinin Aksaray'da olduğunu biz müşahede ettik ve bütün balon firmalarıyla görüştük. Nevşehir'e gittik ve bu balon firmalarından birkaçını ikna ettik ve Sivil Havacılık Kurumu'ndan balon ile ilgili izinleri çıkarttık. Ve Ihlar vasisi Türkiye'de Kapadokya bölgesinde ikinci uçuş sahası olarak ilan edildi. Bununla ilgili geçen yıl ve ondan önceki yıllarda uçuşlarımız... Gayet güzel, başarılı bir şekilde biz de uçtuk. Evet. Ihlara Vadisi'nin üzerinde e, Hasan Dağ görseliyle, Selime Katedraliyle güzel yurtun tüm güzellikleri Ihlara Vadisi'nin tabanına kadar iniyorsunuz, yukarıdan görebiliyorsunuz. Evet. Muhteşem bir e, efendim görsel. Ve bunu balon, bizimle bu beraber bu işi yürüten balon firmasının e, yöneticileri de aynı şunu diyor. Biz Pamukkale'de de uçuyoruz. Evet. Nevşehir'de de uçtuk. Ihlara'da da uçtuk. Bunu Abartısı söylüyoruz. En iyi uçuş sahası Ihlara Vadisi diyor. Şimdi biz bunun devamı ile ilgili uğraşıyoruz. İnşallah ayın 18'inde turizm haftası kapsamında Güzel Yurt'ta bunun üzerine turizm sektör temsilcileriyle bir toplantımız olacak. Hı -hı. Bunun devam etmesi bir iki balonla değil daha fazla balona devam etmesini sağlayacağız. Bu neyi sağlayacak? Ihlara'ya gelen insan Ihlara Vadisi'nin üzerinde balon uçuşun olduğunu görürse Aksaray'da konaklayacak. Neden? Evet. Çünkü ta Nevşehir'den kalkıp da sabah Ihlara'ya gelip uçmayacak. Ihlara, Aksaray'ın otellerinde konaklayacak ve balon uçuşunu Ihlara'nın üzerinde yapacak. Efendim bu gelişirse o zaman e, bir takım e, animasyondur, işte gelen insanların eğlenmesini sağlayacak mekanlardır. Bunlar oluşacak ve Ihlara'ya, güzel yurta, bölgemize gelen turist diyecek ki kardeşim ben niye gideceğim? Burada her türlü şey var. Evet. İşte Hasan Dağına çıkacak, dağcılık, yamaç paraşütü yapacak. Biz yıllardır bunun için uğraşıyoruz. Yani. Alternatif turizm faaliyetlerini artırmaya çalışıyoruz. Şu anda tekrar güzel yurtta atçılık faaliyetinin başlaması için uğraşıyoruz. Evet. ATV türü araçların bölgemizde artırılarak belki de böyle, böyle müstakil gezmek isteyen turistler oluyor. Evet. ATV ile geziyor. Bu Nevşehir'de örnekleri var. Yine Ihlar Vadisi içerisinde şu anda son aşamasına geldik. Kanorafting çalışması yürütüyoruz. Vadi'nin mesela 22'sindeki Ihlar Vadisi yürüyüşümüzde kanorafting gösterimiz olacak. Vadi'nin içerisindeki Menendez çayından Ihlarova kasabasında bindiğinde tek kişilik kano şeklinde suyun hızlı aktığı dönemlerde yapılacak bu. Acentalarla görüşmeler yapacak. 20 kişilik turist grubunun başında bu işi yapan profesyonel bir kişi ve Melendiz Çayının üzerinde Ihlarova vadisinin içerisinde kano rafting çalışması yürütüyoruz. Şimdi biz bu bazı hususları konuştuğumuzda bunlar ilk başta hayal gibi geldi. Ya nasıl uçuracaksın? Ihlar vadisinde balon uçmaz diyorlar. Hava sirkülasyonu varmış. Bu yokmuş yani. Bunu hı hı. koyduk. Ya Hasan Dağında kayak olur mu? Hasan Dağında kar var mı? Efendim, bugün 20'nin üstünde vilayette e, işte kış sporları turizm merkezi Hasan Dağ'ın kış sporları turizm merkezi ilanından sonra olmuş. Bakın bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Buyurun. Bugün 20'nin üzerinde ilde evet. kış sporları turizm merkezinin oluşturulması Hasan Dağ'ın kış sporları turizm merkezi ilanından sonra olmuş. Yani. Türkiye'de kış sporları yapılabilir diye tespit edilen ilk 10 noktadan birisi Hasanlı Dolayısıyla bir Aksaraylı olarak önce biz şuna inanacağız. Hasanlı'nda her şey olur. Hasanlı muhteşem bir kültür turizmi kapsamında Nora diye bir antik şehrimiz var. Evet. Biz bunun hepsini birleştireceğiz. Helvaderi Göreti'nin bulunduğu bölgede çok muazzam restoranların, köy kahvaltısının yapılacağı mekanlar oluşturulacak. Şehirde nefes alamayan insanlar nereye gidecek? Hasanlı gidecek. Hasan Dağı'nda Yamaç Paraşütü pisti şu anda Türkiye'deki en iyi 3 pistten bir tanesi. Evet. Ve Hasan Dağı'ndan kalkış yapan bir Yamaç Paraşütü pilotu Karapınar'a kadar, Karapınar'a kadar uzun Yani dünyadaki, Türkiye'deki uzun mesafe uçuş noktalarının başında geliyor Hasan Dağı. Bu özelliğinden dolayı da bu sene daha önce e, ön hazırlık uçuşlarını, Dünya Şampiyonası'nın ön hazırlıklarını evet. yapmıştık. Bu sene nasip olursa Abdullah Bey bizim bu Yamaç Paraşütü'ndeki Bizimle beraber bu işi e, götüren arkadaşımız, e, kendisi hemşerimiz, hı hı. İngiltere'de yaşıyor. Evet. Fakat buna sevdalı bir arkadaşımız. Burada belediyemiz, valiliğimiz hep birlikte, o e, sivil toplum ve a, Aksaray'daki Yamaç Paraşütü Derneğimiz bunu oturtturmayı başardık. Daha da iyi olsun diye uğraşıyoruz ve bu sene e, Allah izin verirse bunun en zirve organizasyonu yapılacak Aksaray'da. Hasan hı. Dağ Dünya Şampiyonası Yamaç Paraşütü. Evet. Bunların hepsi bir, şey, bir şeylere hizmet etsin diye yapılıyor. Yani Aksaray'ın gelişmesi için yapılıyor. Turizm yollarımızın yapılması e, için çok çaba sarf ediyoruz. Hasan Dağı Kıssipolar Turizm Merkezi ile ilgili şu anda tüm milletvekillerimiz, sayın valimiz, e, belediyemiz hep birlikte el birliğiyle bunun projesinin hazırlık aşamaları sürüyor. İnşallah bununla ilgili ciddi bir ödeneğin e, sağlanmasıyla Hasan Dağı'na artık insanlar Çukurova bölgesinden, Konya'dan, Aksaray'dan, Ankara'dan gelip gezecekleri Hasan Dağı'nı bir turizm merkezi olarak ortaya çıkartmaya yönelik çok ciddi bir çabanın içerisindeyiz. Bütün bunlar ortaya çıkınca Hasan Dağı'nı ıhlara turizmine entegre ettiğinizde, çünkü zaten 500 bin turist geliyor ya evet. Bizim yapacağımız şey şu, Hasan Dağı ile ıhlar arası 10 kilometre. Aradaki yolun yapımıyla beraber, daha da nitelikli bir hale getirecek sıcak asfaltla. ıhlar'a getirdiğimiz ajantaları Hasan Dağı'na çıkartacağız. Teleferik sistemiyle Hasan Dağı'nda zaman geçirmelerini sağlayacak. Aksaray'da ne kadar fazla zaman geçirtirmeyi başarırsanız akşama edersiniz Nevşehir'e dönemez turist. Evet. Yani bizim Aksaray'da konaklatabilmemiz için Aksaray'da turistin gezeceği alanları artırmamız gerekiyor. Bir de bölgeye gelen turist iki günlüğüne geliyor. Evet. İki günün içerisine sıkıştırılmış bir Aksaray değil. Biz burada Aksaray'da o, şu anda onun üstünde turizm ajantamız var. Bunlarla da temas halindeyiz. Doğrudan e, yabancı ülkelerle bağlantı kurmak. Orta Doğu ülkeleri, Çin, Uzak Doğu. Bunlarla doğrudan bağlantı kurup biz şu anda Nevşehir bölgesine gelen turisten istifade ediyoruz. Evet. Biz bizim şuna geçmemiz lazım acentalarla. Doğrudan turisti Aksaray acentaları getirecek. Aksaray otellerinde konaklayacak. Biz Nevşehir'e bir günlüğüne götüreceğiz. Şimdi e, bizim buna doğru yürümemiz lazım. Çünkü evden gelen öğün olmaz o da vaktinde bulunmaz diye bir söz var. Bizim bölgemizdeki vilayetler, bizim herkes şunu özellikle isteyecektir. Gelen ziyaretçinin kendi şehrinde konaklamasını isteyecektir. Konaklama tesisleri bakımından önceki senelerden bir avantajının olduğunu söyleyebiliriz Nevşehir'in. Hmm. Yani önceki yıllardan itibaren yapılmış çok fazla tesis var. Bu sebeple bölgede konaklama ağırlıklı olarak Nevşehir'e kaymış olabilir. Ama bizim otellerimizde, son dönemde yapılan otellerimizde çok nitelikli. Hmm. Bugün... Nevşehir'de ve Aksaray'da konaklayan yerli ve yabancı ziyaretlerle biz böyle müzakere ettiğimizde diyorlar ki sizin otelleriniz çok nitelikli. Yani bizim açılan son yıllarda açılan dört yıldızlı otellerimiz, beş yıldızlı otellerimiz çok nitelikli oteller. Hı hı. E, Aksaray'da bir de şuna da ben katılmıyorum. Aksaray'a geldik, nerede öyle bir şey yok. Benim otellerimin şu anda e, turisti ağırlayabilecek kapasitesi var. Birçok otelimin benim e, 200 yatak kapasiteli. Otelim var, benim son açılan otellerim. Bin çoğu böyle. Butik otellerimiz çok güzel. Güzel Yurt'taki butik otellerimizi evet, e, görmüşsünüzdür, gezmişsinizdir. Evet, Bunların oda sayısı giderek artıyor. Bunun içerisine bir şeyin de girmesini istiyoruz, Selime'nin, Ihlara'nın. Yani Güzel Yurt'taki o butik otel tarzı yapılanmaların Selime, Belisırma Ihlara bölgesine de kaymasını biz istiyoruz. Hı hı. Bu bölgelerde insanlarımız, nasip nasiplensinler. Buraların hiçbir farkı yok Mustafa Paşa'dan. Ürgüpten, göremeden. Yeter ki bizim e, burada sanayide, tarım sektöründe farklı alanlarda temayüz etmiş çok başarılı hemşerilerimiz, iş adamlarımız var. Bu hemşerilerimiz başta olmak üzere bize inansınlar. Hasan'dan, ben bizatihi kendilerinin yanında giderim. Hı hı. Yani desinler ki müdürüm bize bir göster. E, biz merak ettik, şuralardan e, bir yatırım yapmayı düşünüyoruz. Ben Benim hemşerilerim e, bunu yaparsa daha fazla memnun olurum. Ama Türkiye'den herkese de açığız. Çünkü burası bir turizm bölgesi evet. ve Kabadokya'nın isim merkezi Aksaray. Böyle bir muhteşem bir güzellik yok yani dünyada. Ihlara Vadisi'ne her gittiğinizde hayran olursunuz. Yani 10 kere de geçseniz Ihlara Vadisi'ne gidin yine hayranlığınızı dile getirirsiniz. Bir bezirhane var Ihlara Vadisi içerisinde. Şu evet. anda onun düzenlemesini Ihlara Belediyesi ile bakanlıkla uğraşıyoruz üzerinde. Bu bezirhane düzenliğinde de bunun bir eşi benzeri yok. Muhteşem bir yağ fabrikası. Evet. Ama kaya oyma. Yani ben e, şuna şunu düşünüyorum. Bu buna inanmamız gerekiyor. Bizim Aksaray'ımızda her şey olur. Hasan da e, ben Erciyes'i de inceledim. E, yeminle bu biraz abartılı söylemiş gibi olacak ama hiçbir farkı yok. Yani Hasan da dediğimiz e, bir güzellik var şehrin her yerinden görünür evet. ve bizim bunu turizmimizin bir ögesi haline getirmemiz gerekiyor. Çok, işimiz de çok kolay. Zaten bölgemize gelen bir turist var. Bu turisti ajantalarla görüşüp, Saratlı örneğini vermek istiyorum. Saratlı'da bundan 5-6 yıl önce e, turist sayımız 17 bindi. Saratlı'nın birinci yeraltı şehri. Şimdi ikinci yeraltı şehrinin protokolleri yapıldı. 3 sene temizliğini yaptık. İzinlerinin alınmasıyla beraber Allah'a şükürler olsun şu anda e, ikinci yeraltı şehrimizi turizme açacağız. E, bir aya kadar belki e, müzeler haftasında. Evet. İkinci yeraltı şehrimiz muazzam. Saratlı'daki. Bizim birinci yeraltı şehrimiz Saratlı'daki 40 gözün rakamını veriyorum. 2015 rakamı. 176 bin ziyaretçi. Hı hı. Ee, Saratlı yeraltı şehriyle bunu başarabileceğimizi gösterdik. Evet. Sultananlı, Ihlara Vadisi geçen seneki rakam 500 bin civarında. Her sene Ihlara Vadisi'ne yarım milyon insan geliyor. Burada yürütülen bazı projelerimiz var. Bu projelerin hayata geçmesiyle beraber ben iddia ediyorum. Mesela biz kasaba içerisinde, Ihlar Belediyesi ile bakanlığımız bu konudaki görüşmelerini devam ettiriyor. Kasaba içerisinde bir giriş vermeyi planlıyoruz. Yani Ihlar Vadisi'nin 14 kilometresini gezdirmeyi hesaplıyoruz. Evet. Bu girişi başarırsak şu anda Ihlar Kasabası'nın içerisinden başlattığımız yürüyüşü ta Selime Katedrali'ne kadar devam ettirmek istiyoruz. İki etabı yapıldı. Üçüncü etabın proje çalışmalarını sürdürüyoruz. Kasaba içerisinden yaptığımız girişte merdivenlerin ana girişine kadar geleceğiz merdivenlerin bulunduğu bölgede oluşturacağımız teleferik sistemiyle Dileyen yukarıya çıkacak. Yürüyüşünü sonlandıracak. Hı hı. Dileyen Belisırma'ya doğru devam edecek. Dileyen merdivenlerin oradan inecek. Şeye doğru yürüyecek. Kasaba içine doğru. Dileyen Belisırma tarafına. Belisırma beni kesmedi. Ben daha uzun yürümek istiyorum diyen Belisırma'dan Selimiye 7 kilometre daha yürüyecek. Bütün bunların düzenlemeleri, tabelaları her şey yapıldı. Ihlara Vadisi bizim marka turizm bölgemizdir. Türkiye'de en çok ziyaret edilen 10 ören yerinden bir tanesidir. Hı -hı. Bu bakımdan bazen Tuz Gölü, Tuz Gölü'nde mesela Eskil Belediye Başkanımızla bu yönde görüşmelerimizi devam evet. ettiriyoruz. Eskil'in e, bulunduğu bölgeden e, Tuz Gölü'ne ulaşabilecek, Tuz Gölü'nde e, özellikle İpek yolu üzerinden Konya, e, Kayseri ha, aksını kullanan turist ajantalarının sultanını yetmez yani. O bölgede Tuz Gölü'ne de nasıl girdirebiliriz? Ankara hattından gelen turistlerin e, Aksaray e, coğrafya Aksaray'ın sınırlarının başladığı bölgeden Tuz girişini sağlayacak bir tesisin evet, oluşturulması. Bununla ilgili yatırımcılarla beraber hareket edebileceğimiz bir alan. Yine e, tuzlu sudan tutun da Sarıyahşi'de Sarıyahşi Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Yani Sarıyahşi Belediye Başkanımız e, şöyle bir şey yaptı. E, bir tekne turu ayarlamayı başardı ve bu tekne turunu yapıyor sürekli devam ettiriyor ve biz kendisiyle şunu da çok tartışıyoruz konuşuyoruz Sarıyer Belediye Başkanı'mızla orada biliyorsunuz bir e, seracılık faaliyeti yapılıyor ve 60 dereceye yakın 60 derecenin üzerinde su var sıcak su evet. ve e, bu kireçsiz bir su kükürtsüz bir su bizim bazı termal bölgelerimizdeki sularımız kükürtlü bu bazen tesislerdeki e, tesislerin çalışmasını zorlaştırabiliyor. Hı hı. Ama Sarı suyumuz da nitelikli bir su, termal, şifalı bir su. Şu anda seracılıkta kullanılıyor. Biz Hirfanlı barajının bulunduğu Sarıayşı Belediyesinin tesislerinin yerde gelen turistlerin hem termal bir e, konaklama hem de Hirfanlı üzerinde farklı turizm aktivitelerini yapması yönünde Sarıayşı Belediye Başkanı'mızla sürekli görüşüyoruz. Sarıayşı'da hı hı. Sarıayşı ee, çok güzel bir ilçemiz. Yani yeşil su kaynakları sınırsız ve e, Sarıyaşi'de bu çalışmayı yapabilmemiz çok önemli. Yani bugün Kozaklı'ya giden insanlarımız var bizim Aksaraylı olup. Evet. Sarıyaşi bu noktada önemli bir çekim merkezi olabilir. Sarıyaşi Ankara'dan çekebilir, Kırşehir'den, Koçhisar'dan. Bu çerçevede bunun e, sürekli e, e, mülahazasını yapıyoruz. Fatih Bey'le, Sarıağaç Belediye Başkanımızla, Niyazi Bey'le ile eski üzerinde çalışmalar güzel yurt ve gül ağaç zaten turizmin içerisinde olan evet. yerler Helvedere Belediye Başkanımızla da Hasan da e, ve özellikle e, Helvedere göletinin bulunduğu bölgede hı hı. E, çalışmaların e, yapılması yönünde sürekli görüşmelerimiz sürüyor. Fakat bunu kamu olarak biz belli bir noktaya kadar götürebiliyoruz. Evet. Ama taraf olduğumuzu her türlü kolaylığı sağlamak noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Buraya gelen sanayi sektörü için de söylüyorum, tarım sektörü için de söylüyorum. Her türlü kolayı başta valiliğimiz, hı hı. belediyelerimiz, sanayi e, organize sanayi yönetim kurulumuz e, çok böyle yardım e, edip e, işte e, bürokratik yönden. O zaman ya, sanayi ve tarım alanında e, yatırım e, yapacak e, girişimcileri, o zaman birazcık da Turizm açısından e, ikna etmemiz gerekiyor ve buradan da e, çağrıda bulunalım o zaman. Evet. E, farklı projeler ve e, gereken her türlü kolaylık da sağlanıyor. Efendim evet. turizm alanında da sizi yatırıma bekliyoruz diyelim. Evet. Peki Sayın Doğan şimdi e, 15-22 Nisan tarihleri arasında e, <laughs> turizm haftası başlayacak. E, yine e, çeşitli çalışmalarınız var. Şimdi e, şuna da değinmek istiyorum aslında... Türkülerimiz, Aksaray'ın türküleri gerçekten çok güzel ve siz de e, yine e, turizm müdürlüğü olarak e, çeşitli çalışmalar yaptınız Aksaray'ın türkülerini tanıtmak adına ve çok da ses getirdi. Hatta e, aslında bilinen birçok türkü e, ama insanların e, Aksaray'a ait olduğunu bilmediği türküler dilimizde. Bununla ilgili güzel çalışmalar oldu, e, korolar kurdunuz. Yine e, valilik, belediyemizin de yine aynı şekilde e, koroları var. Biraz Aksaray'ın türkülerinden bahsedelim mi? Tabii kültür, e, yani turizm aslında neyin turizmi yapılıyor? Kültürün turizmi. Bizim evet. bölgemizde e, geçerli olan turizm kültür turizmi. Bölgeye gelen insanlar deniz, kum, o onun e, müşterisi ayrı. Ama bizim bölgemizde kültür turizmi yapılıyor. Ve e, doğa turizmi e, öne çıkıyor. Şimdi e, sizin şehrinizi anlatabilmeniz için her birisi bir faktör olabilir. Hı hı. Mesela yemekleriniz şehrinize Ona da geleceğim. Gaziantep e, ya, yemek kitabı çalışmanız evet. var. Ona da değineceğiz yöresel lezzetler ama buyurun. E. Yani bugün Gaziantep'e sırf Gaziantep mutfağını tatmak için bilet alıp uçakla giden hı hı. insanlar var. Evet. Yani biz bazen şehrimizi tanıtalım. Şehrimizi anlatar mıyız? Neyle anlatacaksın? ...şehrine ait değerleri öne çıkartacaksın. Tamam. Şimdi biz 2011 yılında Malaklı ile üzerine bir çalışma yapmıştık. Filminin yapılması, broşürleri, Malaklı'nın fuarlara götürülmesi gibi. İlk başta... ...tek onun üzerine çalışma yapmadık. Somuncu Baba Hazretleri'nin hayatı... ...onun eserlerinin yayınlanması, daha sonra Aksaray Belediye'mizle birlikte... ...onun sinema filmine dönüştürülmesi gibi çok kıymetli çalışmalar yaptık. Yani tarih şahsiyetlerimiz üzerine de çalışıyoruz. Hı, hı Efendime söyleyeyim bir Van için ya da bir işte Denizli için ifade bir ifadesi olan o bölgeye has bir hayvan bile bir şehrin tanıtımı çerçevesinde değerlendirilebilir. Bunun hiçbir mahsuru yok. Bazen bu farklı şekilde algı oluşturulmak istenebiliyor. Biz bunlara katılmıyoruz. Bizim asıl maksadımız şehrimizin değerlerini anlatmak. Tarih şahsiyetlerini, camilerini, medreselerini, Efendim, her değerini. Ha, ilgi alaka, herkesin farklı ilgi alakaları olabiliyor. Her farklı ilgi alakası olan şeyle ilgili bir şey yakalamaya çalışıyoruz. Hı hı. Efendim, e, burada özellikle e, bu kültürel manada şehre dair türküleri, yemekleri e, öne çıkartmanız gerekiyor. Bu, bunu düşündük. 12 tane türkümüz tescilli gözüküyordu. 2013 yılında çok kapsamlı bir çalışma yaptık. TRT ile. Valiliğimiz e, Aksaray Türküleri'ni yeniden ele aldı. Bir yılı aştı çalışmalar. Hı hı. Bu bir yılın sonunda Aksaray'a ait olup TRT repertuvarına gir girmeyi başaramamış. Aksaray bölgesinde derlenmiş. Fakat Aksaray Türküsü olarak anılmayan Türkülerin Aksaray Türküsü olarak TRT'ye girmesini başardık. Ve e, Aksaray Türküleri albümünü yaptık ve 26 tane yeni Türkümüz... 12 türkiye ye ilaveten yeni türkülerimiz de TRT raportuarına girdi hı hı. ve şu anda bizim 2014 yılı itibariyle elimizde 26 türkülük 2 CD'lik Aksaray türküler albümümüz var 5-6 tane daha parçamız var henüz aldıramadık hı hı. yeni bir çalışma daha TRT ile yaptırırsak bizim türkümüz 40'a yakın Aksaray türküsü var en az çok güzel hı hı. bunları da o albüme girdirebilirsek çok iyi olacak ama bu bile çok e, güzel oldu bir de bunun galasını yaptık hı hı. E, meydanda TRT ile beraber. Evet. TRT ile aynı şekilde halk oyunları üzerinde eksiklerimiz vardı. Tamam, halk oyunlarımız var ama bunun profesyonel manada bir albümü yok. Hı hı. Halk oyunlarının albümünün çalışmasını yaptık TRT ile ve halk oyunları albümünü yaptık Aksaray, TRT, e, Kültür Turizm Müdürlüğü birlikte. Şu anda halk oyunları kıyafetimizi son şeklini verdik. Halk oyunu kıyafetleri oluşturduk. Arkasından Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber Aksaray yöresi halk oyunlarını Milli eğitimin tüm ülke genelindeki modülünün içerisine girdirdik. Çok güzel. Yani e, halk oyunları da bunu. Mesela Aksaray'ın bazı ürünleri vardı. Bunların e, marka ve patentinin coğrafi işaretinin yapılması gerekiyordu. 2013-2014 yıllarında bu ürünlerin tespitine yönelik projeler yaptık. Önce Ahiler Kalkınma Ajansı ile teknik destek programı kapsamında Aksaray'ın patentlenebilecek, marka tescili alınabilecek, coğrafi işaret verilebilecek ürünlerini tespit ettik. Bunlardan 7 tanesinin Marka tescilini ve patentini, tescilini yaptırdık. İşte bunlar, işte tulum kebabı, ince elek tatlısı, evet. Hasan Dağ testi kebabı, bulama helva diye tabir ettiğimiz Aksaray'ın köpek helvası. İşte Aksaray Malaklısı'nın inceledik, marka tescil belgesi yok, marka tescil belgesini aldık. İşte bu çerçevede bu çalışmalar, mesela Taşpınar halısının marka tescil belgesi yok Valilik üzerine Taşpınar halısının marka Ha, Coğrafi işaretli üründür ama hı hı. E, Aksaray üzerine coğrafi işaret olarak değil. E, o bir halı e, işletmesinin üzerine teşkilatıymış ama şimdi 4 tane, 5 tane ürünümüzü Aksaray Ticaret Borsası, Aksaray Ticaret Borsası, Aksaray Belediyesi, Güzelyurt, Gülağaç Belediyeleri, Aksaray Kültür Turizm Müdürlüğü olarak e, yaklaşık onun üstünde ürünümüzü coğrafi işaret alınma çalışmalarını sürdürüyoruz. Yani bizim de artık en az 20'ye yakın coğrafi işaretli ürünümüz olacak. Evet, e, Sayın Doğan aslında yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz, veda edeceğiz. E, Aksaray anlatmaya e, bir program yetmeyecek. Bunu buradan anladık. E, sizi tekrar ağırlamak istedim, Evet, Türkülerle ilgili özellikle Buyurun. bir e, Aksaray türkülerinin de icra edilebileceği, o türkülerimizin ne kadar güzel olduğunu, e, bazılarda Aa, bu Türk Aksaray türküsü müymüş evet. Diyecekleri türkülerimiz var. Mesela bizim türkülerimiz e, Yeşilçam filmlerinde dahi melodik olarak kullanılmış türkülerdir. Çok güzel. Yani köyden indim şehre. Mesela köyden indim şehre'nin fon müziği Saffet Efendidir. Evet. Doğru. Bugün Yunanistan'da en çok sevilen parçalardan birisi olan Karabiberimdir. Yani e, Yunanistan'da e, Yunanistan müziğinin içerisine <laughs> evet. girmiş ama far, biraz değiştirerek Aksaray türküler mesela bir Osman abim evde mi türküsünü Türkiye'de bilmeyen insan yok. Yoktur. yoktur evet. Ya da dam başında Zaten oturur. Zaten söze girerken de dedik ki yani aslında biliyoruz ama Aksaray'a evet. ait olduğunu bilmiyoruz. Bu şekilde mesela dam başında otururla Aksaray'ın tüm güzelliklerini anlatan bir çalışma yaptık 2014 Hı -hı. yılında. Aksaray için çal gelin tanış olalım. Bunu evet, Emre'nin sözünü güzel kullandık. bir çalışma. Gelin tanış, tanış olalım. olalım. Aksaray'a davet ettik insanlar dedi ki Aksaray böyle güzelliklere sahip. Bunu da Emel Demiryürek e Ortaköy'dedir kendisi folklor araştırmacısıdır. Evet. Emel ablanın derlediği dam başında oturur. Türküsüyle yaptık. Çok Sonra Ihlar Vadisi'nde Türkiye'nin en önemli Türk halk müziği sanatçılarından efendim bunlarla görüşme yaptık. Şeyde Ihlar Vadisi'nin bulunduğu bölgede çek deveci develeri engine aman türkümüze bir klip çektik. Bu klipleri devam ettirmeyi düşünüyoruz. Yani Aksaray'ın e, çok sevilen Türkiyesi var. Mesela bir Naciye. Naciye e, türkülerin baş girişinde, ortasında ve sonunda. Evet. Yani ben e, çok evet. az hatırlıyorum. Naciye en az üç kez çalınmadan düğün bitmez. <laughs> Gününüzde de halen öyle aslında geçerliliğini koruyan bir genç, türkü. Yeni eden gençlerimiz de var. Mesela hı hı. burada e, son dönemlerde e, düğün, e, şey gelin damat oyunuyla evet. e, bir arkadaşımız, Emre, Emre, Emre kardeşimiz hı hı. çok güzel bir çalışma yaptı. Bizim ozanlarımız çok kıymetli. Arif abi olsun, Ali Şimşek, e, efendime söyleyeyim, Menderes abi, İbrahim Beygil. Bunlar e, şehrimizin e, işte türkülerini yaşatmışlar, yaşatmaya devam ediyorlar. Onlarla da çok işbirliği içerisinde türkülerimizi e, ele alıyoruz. Türkü Beyler diye bir topluluk var. E, Ali Kemal Hocam'ın e, başkanlığında. E, yine türkülerimize Aksaray'da öğretmenlik yapan fakat türkülere gönül vermiş birçok kardeşimiz. Hı, hı eee Türklerimizi Aksaray Türklerimizi icra ediyor. Biz her platformda bir Aksaray türküsünün icra edilmesini istiyoruz. Nereye konsere giderlerse gitsinler. Çok güzel. Bizim türkümüzü söylesinler. Şimdi yemek kitabımız inşallah şöyle, şey yetişiyor. Onu da şöyle yapacağız. Her bir Aksaray'daki restoranta bu yemek kitabından şey hediye edeceğiz. Aslında şöyle bir şey de yapabilirsiniz. oteller ve kafelerde o, evet. menüde bir Aksaray yöresel lezzetini koydurabilirsiniz. Bu da bir Şimdi onu konuşuyor zaten ama o zaman bize şunu diyordu. Ne ne yapacağım noktası. Şimdi yemek kitabı ha, bir evet, veri olacak. Şeflerin elinde. Biz şeflerimize bir... hediye edeceğiz. Hı -hı. Ünlü otellerimizin Aksaray'da faaliyet gösteren restoranlarımızın şeflerine birer tane bu kitaptan hediye edeceğiz. Şimdi şöyle Sayın Doğan hem sevgili seyircilerimize de bunu önden söylemiş olalım. Eee Aksaray'ın türküleriyle ilgili bir müzik grubuyla birlikte güzel bir özel bir program çıkaracağız sizinle birlikte farklı bir mekanda ve ortamda bunun sözünü zaten kamera gerisinde aldık sevgili seyirciler şimdi yemek kitabına giriş yaptık aslında uzun bir süreç uzun bir zamandır hazırlık aşamasındaydı sanırım turizm haftasına yetişecek değil mi İnşallah. yemek kitabı Şimdi bugün e, bu programın yapıldığında baskıya e, gönderdik. Şimdi bu yemek kitabının e, alan araştırmaları çok e, zahmetli. Hı hı. Her bir annemizle görüşmeler yapıldı. İlçelerimiz dolaşıldı. Tama, tam anlamıyla hepsine ulaşabildik mi? Hayır. Bu baskı ilk bir örnek baskı olacak. Hı hı. Yani birinci baskısı valiliğimiz tarafından yapılan. Bu baskıdan sonraki baskılarda bu eksiklerde yani bizim e, alamadığımız veyahut da işte e, öğren bilmediğimiz. E, çünkü her yemek yarışmasında yeni bir yemek geliyor. Evet, bu sene dördüncüsünü yapacağız. Dördüncüsü düzenlenecek. E, 17'si. Bu verileri mi, toplamaktan veredim. kaynaklı biraz uzun soluklu bir çalışma oldu. Hı hı. İnşallah e, okuyucularımız beğenir. E, bir iki haftaya kadar e, yemek kitabımız tamamlanmış oluyor. Yemek yarışmamız da bu sene dördüncüsü yapılıyor. Bu sene e, organizasyonu Aksaray Belediye'mizle beraber hı hı. E, yapacağız valiliğimiz olarak. Evet. Aksaray Valiliği, Aksaray Belediyesi olarak turizm haftası etkinlikleri içerisinde bunu dört yıldır geleneksel bir şekilde yapıyoruz. Bu sene de yine Kültür Evi'nin bahçesinde saat 13.30'da e, annelerimiz, ablalarımız e, ve kendisini medeni cesaret olan Herkesi. E, e, iyi yemek yapan e, Beyefendileri be, de Beyefendiler bekliyoruz. de katılıyor. Geçen sene Hatta derece yapmıştı bir, bir abimiz. Hı hı. Sonuçta şunu ifade etmek bu bir sevda işi. Yani Türkülerde öyle ya yani, gönül verme işi. Hı hı. bizim yemeklerimizin lezzetinde belki de o saklıydı. Hep bu uzmanlar bunu söylüyor. Yemeğe sevgi de katmak gerekiyor. Bu nasıl bir şey? Soyut bir şey diyorlar ama o, o, orada şunu anlatmaya çalışıyor. Yani yaptığın işi aşkla yapmak, severek yapmak. Yani bir severek soğan doğurmayla Lanet olsun diyerek onun bile tadı farklı oluyor diyorlar uzmanlar. Şimdi Buyurun. bu çerçevede biz özellikle ilçelerimize, ilçe belediyelerimize, ilçe kaymakamlıklarımıza yazılarımızı ulaştırıyoruz. Hı -hı. Tekrar daha önce bizim yarışmalarımıza iştirak etmiş olan annelerimize evet. ulaşmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki yeni bir lezzetle katılabilirsiniz. O kaybolan lezzetleri arıyoruz aslında. Çünkü hep hazıra döndük yani. Akşam git döner yap. Tavuk döner mi? Et döner mi? İşte veyahut da Face hazır food. fast food dediğimiz alışkanlık girdi. Şimdiki yeni e, efendim ailenin ferdi olan bayanlarımız e, evde zorlanıyorlar hangi yemeği yapsak diye. E, 40 yaşın üstündeki 30 yaşın üstündeki çoğu kişi de eskiden yapılan ye yemeklerin devam etmesini istiyor. Ama Hı -hı. onların çoğu pratik değil belki. Zahmetli işler. Evet. Fakat biz değer, değer diye düşünüyoruz. Yani o yemeklerin yapılması gerekiyor. Hatta Şimdi belediye başkanımızın yani ben buradan küçük bir ipucu buyurun lütfen vereyim yani daha biraz daha şekli şemali oluşunca daha iyi konuşabiliriz yöresel yemeklerimizin sürekli yapıldığı bir mekan oluşturulmasına yönelik belediyemizde belediye başkanımızda yaptığımız görüşmeler var ve kendileri de bu hususlara çok değer veriyorlar yani evet. özellikle şehrin kültürel değerlerinin el sanatlarının Hı hı. efendim e, yemeklerinin türkülerinin yaşatılması noktasında ki, e, bu tür şeyleri çok önemsiyorlar. E, bunlar da bu noktayı da çok olumlu yaklaşım gösterdiler. Nasip kısmet olursa biz yöresel yemeklerimizin de sürekli mesela dışarıdan sizin bir misafiriniz geldi. Gelen yerde. misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz. Dedi ki ya sizin yörenize ait bir şeyler yemek istiyorum. Hı hı. E, i̇şte o zaman e, bu tür merkezleri bizim oluşturmamız gerekiyor. Hı hı. O zaman şehre geldiniz şehirde her şey var türküleri var, yemekleri var. Hani Aksaray neyi meşhur? Efendim bir şeysi meşhur değil ifadesine ben başından beri şunu söyledik. Yemeklerimiz de var, türkülerimiz de var ama geç vilayet yani 1989'a kadar uzunca bir süre ilçe olarak kaldığımızdan birçok şeyimiz başka şehirlerle anılmış. Mesela benim Türküm Konya Türküsü olarak geçmiş. Evet. Neyi de yemeği olarak geçmiş. İl olamadığınız sürece sizin değerleriniz farklı yerlerde. Şöyle sayılıyor. diyebilir miyiz Sayın Doğan? E, Aksaray o zaman hani e, her şey güzel ilçelik ama, dönemiyle kendine mi küsmüş diyelim? Hani yo, artık Aksaray'ın kendisiyle mi barışması size gerekiyor? Size sayılmıyor. Yani siz ilçe olarak ne yaparsanız yapın niye diye sayılıyor. Yani şimdi de türküsü diye geçiyor. Niğdeli e, e, efendime söyleyeyim aşık diye geçiyor. Yani hı. Aksaray Aksaray'ın en büyük talihsizliği 1933 yılında vilayetliğinin e, lağvedilmiş olması. Hı hı. Bu süreyi kapatmış bir Aksaray'dan bahsediyoruz. Bugün 215 bine yürümüşüz nüfusta. Evet. Bakın 1989 yılında vilayet olan bir şehir bizimle beraber ve bizden sonra vilayet olan şehirlerin gelişimlerini incelensin. Aksaray bunların içerisinde en iyi e, mesafe kat eden şehirlerden bir tanesi. Aslında bazı şeyler güzel gidiyor. Fakat bizde şu sabırsızlık da var. Ya işte bize Niğde Aksaray diyorlar, Konya Aksaray diyorlar. Efendim bu bir süreç. Mutlaka. Yani e, biz Konya'ya bağlı olduğumuzda hiçbir, birimiz hayatta değildik. Ama evet. maalesef bir Konya Aksaray olgusu oluşmuş. Biz bunları nasıl bertaraf edeceğiz? Şimdi şehirle şehrimizi ne kadar fazla platforma götürürseniz ha Aksaray gerçekten güzel. Bu fuarda en iyi Aksaray vardı. Biz 7 yıldan beri tüm turizm fuarlarında en iyi e, temsili yapan şehirlerden birisiyiz. Al üst üste 6 defa en iyi tanıtım yapan il ödülünü aldık biz Türkiye'nin en büyük fuarında. Evet. Ankara fuarı, İstanbul fuarı işte farklı yerlerdeki tanıtım günleri yapıldı Aksaray'la ilgili. Doğru. Esasen bir şeyler yapılıyor. Şimdi şehirlerimizin girişine, dört girişine e, Aksaray'ın önemli kültür ve turizm değerlerini anlatan totem çalışması valiliğimiz ve belediyemiz tarafından yürütülüyor. Hı hı. Şimdilik bu kadarını söyleyelim. O tamam. çalışma yapıldıktan sonra inşallah <laughs> e, hayata geçer. Yani şununla ilgili şunu e, gurbetteki vatandaşlarımıza, Aksaray'da yaşayan hemşehrilerimize şunu söyleyeyim. Şehrimiz için kafa yoran, şehrimiz için gerçekten o vatandaşımızın, bir sitem ya da bir serzeniş olarak gördüğü şeylere aynı şekilde bu görevi ifade edenler de aynı şeyleri düşünüyor. Hı hı. Yani onlar da efendim şehrimizin en iyi şekilde olması için gayret ediyor. Bundan vatandaşlarımızın emin olmasını istirham ediyorum. Artı bizim düşünemediklerimiz, eksik kaldığımız hususlarda da kurumlarımız çok açık. Siz gelin anlatın gelip gelin. mesela ile ilgili benim bir şöyle bir hayalim var şöyle bir düşüncem var Hı -hı. bunları da da beraber çalışalım yani ona da açık olan bir e, e, kitle var bu açıdan ben diyorum ki e, bir ben bu örnekte bitirmek istiyorum e, her şeyin başı heyecan yeter ki heyecanımızı kaybetmeyelim yani motivasyonumuzu bozmadığımız sürece e, ölümle e, ölüme çare olmaz derler ya Dünyevi olarak bazı şeyler halledilebilir. Yeter ki insanlar inancını kaybetmesin, heyecanını kaybetmesin. O örnekte şuydu, tarih bölümünde okurken e, efendim son sınıfta hocamız bize çok basit bir soru sordu. Dedi ki bu Osmanlı Devleti'nin bu gerilemesine sebep nedir ki dedi. Hı -hı. Biz de tarihçi olduk artık yani 3-4 e, ay sonra tarih öğretmeni olarak atanacağız. Hepimiz kendinden emin bir şekilde falan. Efendim işte e, sarayda e, bir takım e, olumsuz gelişmeler olmuştu, ordu bozulmuştu, maliye bozulmuştu. Hepimizin cevapları da doğru aslında. Dedi ki, sizin dedi mezun etmekte çok uygun olmaz dedi hoca. Osmanlı medeniyet tarihi hocamız. Hı hı. Efendim, hiçbiriniz bilemediniz dedi. Bir de tarih öğrencisi olacaksınız falan. Biz de merak ettik neymiş falan. Esasen farklı bir amacı vermek için bu soruyu sormuş ve farklı bir şekilde davranıyor hoca. Biz bunu anlayamadık. Hiçbirimiz, biz de merak ettik hocam, siz söyleyin arkadaşlar dedi. Osmanlı Devleti'nin gerilemesinin, duraklamasının sebebi en önemlisi şudur dedi. Osmanlı heyecanını kaybetmişti. Şimdi <laughs> farklı bir bakış açısı evet. Farklı bir bakış açısı. Aslında o farklı bir şey vermek istedi bize ve Hı -hı. ben buna katılıyorum. Her işte böyledir. Yani yeter bizim bu şehirle ilgili bu heyecanımızın genel olarak herkeste olsun bu yeterli. Hı, Hı İşi becerirsin. Bilmezsin, öğrenirsin. Ama Heyecan e, apayrı bir şey. Bu konudaki heyecanımıza ortak olacak. Herkesle beraber şehrimiz için güzel çalışmalar yapmak istiyoruz. Peki e, Sayın Doğan, e, Turizm Haftası 15-22 Nisan'da e, evet, çeşitli etkinliklerle kullanılacak. Bir, Çok hızlı bir şekilde e, bir 15-22 Nisan tarihleri arasında e, neler, neler bekliyor bizi? Ondan sonra seyircilerimize veda edeceğiz. Buyurun. E, efendim Turizm Haftası her yıl e, bütün vilayetlerimizde e, yapılıyor. Bu senede turizme iyi bir başlangıç yaptık Türkiye olarak. Hı hı. Biliyorsunuz geçmiş olduğumuz yıllarda ülkemizin maruz kaldığı bir takım olumsuz gelişmeler evet. turizm sektöründe olumsuz etkiledi. Ama e, Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi, Kültür ve Turizm Bakanımızın da ifade ettiği gibi çok ciddi bağlantılar yapıldı 2018 için. Hı hı. 2018'de bizi çok güzel bir yıl bekliyor turizm açısından. Evet. E, Türkiye'nin her yerinde bu güzel e, rüzgarları hissedebiliyorsunuz. Bizim Ihlar Vadisi'nin Mart ayındaki geçen seneki ziyaret sayısından bile bunu görebilirsiniz. Yüzde %30'luk bir artış var. Hı hı. Yalnızca Mart ayı için söylediğim bu rakam. Hı hı. Bu böyle devam edecek. Ee, ve genelde kıyı şehirlerimiz, turizm bölgelerimiz birçok yerde e, çok ciddi rezervasyonlar yapılmış durumda. Batı ülkelerinden özellikle Rusya'dan ve farklı hı hı. uzak doğudan e, acente bağlantıları yapılmış e, bir durum var. Turizmin tüm sektöre yayılması herkesin turizmden hem ekonomik manada hem tanıtım manasında istifade etmesi için bunu ayrım kabul etmek sizin tüm vilayetlerimizde yapıyoruz biz. Hı hı. Yani her şehrin gündeminde turizm olmalı. Mutlaka. Değerler çerçevesinde evet. olmalı ama turizm e, efendim efendime söyleyeyim akarı kokarı olmayan bir sektör. Yani eğer e, dumanı yok, bacası yok e, fakat çokça ciddi paraların e, kazanılabileceği bir sektör turizm. Hı hı. Bu çerçevede biz turizm birincinin tüm halkımıza yayılması noktasında Aksaray olarak, Türkiye olarak turizm haftalarını biraz e, görkemli kutlamak istiyoruz. Farklı etkinlikler. Biz bu sene etkinliklere ağırlık verdik. İlk olarak e, efendim e, pazartesi günü El Sanatları Sergisi olacak. Saat 14'te. Üniversitemizde. Hı hı. E, burada GESAM'la beraber, Geleneksel El Sanatları e, Merkezimiz var. Üniversitemize bağlı. Aksaray Üniversitemize. Aksaray Üniversitemizin konferans salonunda 68 eser, 68 ressam başlıklı. Bir de yine Aksaray'ın sanatının eline ele alındığı bir panel var. Bunu hı hı. GESAM organize ediyor. Aksaray Üniversitesi ile işbirliği içerisinde. Biz bunu Turizm Haftası'nın faaliyetleri içerisinde gösterdik ve biz ilk faaliyetlerimizden birisi pazartesi günü haftaya saat 10, 14'te üniversitede olacak. Hı, hı İkinci faaliyetimiz salı günü ve Turizm Haftamızın esaslı etkinliklerinden birisi olan valimiz ve belediyemizin birlikte organize ettiği Kültür Evi'nin bahçesinde saat 8 8.30 gibi yemeklerimizin değerlendirmesi başlanıyor ama misafirlerimizin gelişi saat 1.30 gibi olacak. Hı hı. Ee, burada da bir geleneksel e, Aksara yöresel yemek yarışmamızı hı hı. icra edeceğiz. Çarşamba günü e, turizmin tüm temsilcileriyle otellerimiz, acentalarımız, bunların sahipleri, müdürleriyle Güzelurt'ta bir turizm e, Aksaray'ın turizmi hususunda Sektör temsilcilerimizle bir toplantı, kahvaltı to 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 toplantımız olacak. Evet. Güzel Yurt ilçemizde. Burada da Aksaraylı turizmcilerle Aksaray'ın turizminin geleceği hususunda e, görüşmeler yapacağız. Özellikle balonun tek Ihlara Vadisi'nde sürekli uçabilmesine yönelik bir takım e, burada yapayım. çalışmalarımız olacak. Hı -hı. Perşembe günü e, a a Aksaray fotoğrafları sergimiz olacak kültür merkezinde. 13.30'da. Yani Hı -hı. E, bu yine e, Cuma günü ve sonraki günlerde de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Mesela cumartesi günü e, bunu geleneksel olarak Aksaray Belediyesi e, yaptığı bir e, geleneksel ıhlara rallisi var. Evet. Bunu da turizm haftası içerisine aldık. Klasikler e, yarışıyor. Bu klasikler klasik otomobillerle ilgili yapılan Aksaray Belediyesi'nin etkinliği turizm haftasının içerisinde yer alacak hı hı. ve inşallah bütün misafirlerimizi yine turizm haftası içerisindeki programlarımızdan birisi olarak bu ralli e, turizm bölgelerimizde geziyor. Yani ıhlara gidiyorlar. Adı da zaten İhlarer rallisi. Evet. Hasan Dağ bölgesine gidiyorlar Sultanhanı Kervan Sarayına. İki gün devam eden bir ralli. Asıl amaç Aksaray'ın güzelliklerine dikkat çekmek, Aksarayı tanıtmak maksadır yapan bir etkinlik. Bu da yine Cumartesi günü bunun açılışı var. 15 Temmuz Demokrasi Milli, e, Milli İrade, İrade Meydanında, meydanında evet, start alacak. 13:30'da bu etkinliğimiz var. Pazar günü sabah. E, şu anda hava şartlarının son verilerini bekliyoruz. Hı hı. Pazar günü bir balon uçuşu, vadisi üzerinde balon uçuşu gösterisi. Yapacağım. Planımız var. Sabah erken oluyor bu. 6.30, 7 gibi. Hı hı. 11'de geleneksel Ihlaravaadi yürüyüşü var. Bütün vatandaşlarımız bu yürüyüşe ücretsiz. Yani vadisi ören yerine bu çerçevede, turizm hatası çerçevesinde gelen vatandaşlarımızın girişini o gün 11'de, hı hı. saat 11'de buradan da 15 Temmuz e, Milli İrade Meydanı'ndan e, araç kaldıracağız. Aracı olmayan, Evet fakat bu yürüyüşe katılmak isteyen vatandaşlarımız da saat o, en geç 10 gibi buradan hareket etmesi lazım. Çünkü bizim Ihlara Vadisi'ndeki yürüyüşümüz 22 Haziran'da hı hı. Evet. E, saat e, 11 gibi başlayacak. Aşağıda da Melendiz Çayı'nın üzerinde kanorafting gösterisi olacak. Yani Ihlara Vadisi'nin içerisindeki Melendiz Çayı'nda tek kişinin e, hareket edebildiği e, kanorafting gösterimiz olacak. Bu şekilde turizm haftasını bu sene biraz daha aktivitelere, turizm aktivitelerine ağırlık verdik. Bu sene yamaç paraşütü etkinliğimizi yapmadık çünkü dünya şampiyonası olacağı için. Evet. Bu şekilde inşallah biz bütün etkinliklerimize vatandaşlarımızı bekliyoruz. Aksaray'ın ve ülkemizin 2018 yılında turizm yönünden iyi bir dönem geçirmesini temenni ediyoruz bizleri misafir ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler gündem özel programında İl Kültür Turizm Müdürü Sayın Mustafa Doğan Beyefendi'yi ağırladık ve e, Aksaray'ın 2018 yılındaki turizm atağını ele aldık diyelim. E, o şekilde nitelendirelim ve gerçekten e, turizm açısından iyi bir yıl geçirmiş olalım e, bu böyle bir niyetle. Turizm haftamızı anlatmış olalım diyelim. İnşallah. Evet başka bir gündem özel programında tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle hoşçakalın.